Sayın Akşener. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben özelleştirmeyle ilgili birkaç konu söylemek istiyorum burada. Sayın Bakanımız burada yok. Kendisi gitti, gölge bakan oldu. Çünkü o olsaydı başka bir şeyler soracaktım kendisine de. Şimdi özelleştirmenin temelinde yatan konu şu. Şimdi millete diyorsunuz ki temel sosyal devlet ilkesi olarak vergini öde, sana yol, su, elektrik olarak geri dönsün. Ya yolları özelleştiriyorsunuz. Suya saat takıldı, onu merak ediyorum. Biraz sonra değineceğim onunla ilgili. Elektrik tarafı komple özelleştirildi. Sulara da saat takılıyor. Önümüzdeki süreçte galiba büyük ihtimalle de bugün yazıyorum buraya, o da özelleştirilecektir. Çünkü bir ölçeklendirme sistemi var. Bu ölçeklendirme sisteminin üzerinden gidiyor. Yeraltı sularına saat takanlar gelecekte bunu özelleştirecek. Burada yazıyorum. Konu Almanya'yla ilgili örneklerden gitti. Bunu söyleyeyim. Bu yapılan mantığın hepsi kamudaki hizmetleri ucuzlatmak ve büyütmek deniliyor. Almanya'nın bu konudaki serbestliğine baktığınız zaman bütün Avrupa'yı kandırmıştır aslında. Fransa'yla birlikte. Niye kandırmıştır? Çünkü Deutsche Bahn %75'i yine devletin elindedir. Kuzey aksından güney aksına kadar İngiltere'yi çukura attıklarından sonra tüm Avrupa'yı Fransa'yla birlikte ele geçirmişlerdir. Eğer Türkiye'de bu özelleştirme serbestisi gelirse merak etmeyin, Deutsche Bahn Türkiye'ye girecektir ve bütün aksı tamamlayacaktır. Buradan Çin'e kadar olan aksı tamamlayacaktır. Çünkü bizim öyle bir hakkımız, hukukumuz yok. Avrupa Birliği belki bize bu noktada bazı haklar veriyor olabilir ama merak etmeyin ki bugün Yunanistan'ın, İspanya'nın, İtalya'nın, Portekiz'in düştüğü durum Almanya ve Fransa'nın oyunudur. İngiltere'nin düştüğü çukura düşmeyelim arkadaşlar. Ayrıca kamu hizmetleri ucuzlayacak. Nasıl ucuzladı ya? İDO'daki hizmetlerin hepsi ucuzladı mı? İki katına çıktı neredeyse. İsyan etti millet de ağladı. Herkes kapılara, pencerelere dayandığı için yeniden buna bir düzenleme getirilmek zorunda bırakıldı. Türk Telekom konusunda arkadaşımız biraz önce değindi. Ben size çok örnek vereyim. Yaptığı ciro özelleştirildiğinden bugüne 90 milyar dolara varmıştır. Ettiği kar 3 senelik ödemesinin 2 katıdır. Şunu söylemek istiyorum. Peki verdiği hizmet konusunda ucuzlama var mı? Çok basit bir örnek vereceğim. Aynı internet hizmeti sağlıyor, altyapı hizmeti sağlıyor. Bırakın ana hizmetlerini, şimdi ticaret yapıyor zaten. Her yere el atmış durumda. Güney Kore örneğinden vereyim. Güney Kore'de internet bizim 3 katı hızında 1/3 fiyatına satılıyor. Ve bu adam da kar ediyor. Dünyada EBIT'i en yüksek şirketlerden biri Türk Telekom. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Halka ucuz internet mi gidiyor? Hayır. Böyle bir şey yok. Tamamen bir kandırmacadır bu. Ya Türk Telekom'un hizmetlerinin hepsine şöyle bir bakın. Onları da bıraktı. Şu anda haksız rekabete aslında neden olacak olan ticarete el atmış durumda. Aslında bunu bir suç duyurusu olarak da yapıyorum. Rekabet kurulunun buna el atması gerektiğine inanan bir insanım. Kamu yararı dediği için bu örnekleri verdim. Özelleştirme tarafında geriye ne kaldı? Ya bunların hepsi kamu hizmeti. Siz elektriği piyasalaştırdınız, liberal süreç yaşattınız. Arkasından yolu aynı şekilde yapıyorsunuz. İddia ettiğim konuyu bugün yazıyorum dediğim su konusu, yeraltı sularına saat takılmanın temeli budur bence. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bu ölçeklendirmeyle ilgili dünyanın en önemli sorunlarından biri olacak su konusunda bence liberal bir süreç yaşanacaktır. Göreceğiz. Bu çok önemli bir süreçtir. Ben yarın öbür gün bununla ilgili bazı konular da geçen Avrupa'da yaşanmış konuları merak etmeyin. 3 sene sonra suyla ilgili şirketler Türkiye'ye geleceklerdir. Çünkü en değerli şey su olacaktır. Bundan sonraki süreçte stratejik konu bu olacaktır. Geriye ne kaldı kamu hizmeti olarak gördüğünüz? Eğitim kaldı, sağlık kaldı, hukuk kaldı. Eğitimi de özelleştiriyorsunuz. Türk Telekom, önümüzdeki süreçte Türk Telekom dediğin bu kurum bütün dershanelerin hepsini kapattıracak. Burada yazıyorum. O kapattıracak. Neden? Sanal dershane yapması için kapattıracak hepsini. Tekel oluyor orada da. Bütün hepsi. Ondan sonra o bildiğiniz dershaneler özel okullara dönecektir. Sağlık, onu da özelleştirdiniz zaten. Geriye bir şey kalmadı. Bir tek hukuk konusu var. Orada da görüyorum ki talimatla iş yürüyor. O da özelleşmiş. O da özelleşmiş yani. Ya buradaki en önemli şey bence kamu hizmetinin bundan sonra ne olduğunu tanımlamaktır.
piyasalaştırmak. Önümüzdeki yeni liberal düzenin hikayesi bu. Ama daha geniş bir zamanda bunu da anlatırız mutlaka. Ne olduğunu anlatırız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Aksünger.